hoş geldiniz. İsmim Nur Pancıoğlu. Bandırma Haydar Çavuş Mahalle Muhtarıyım. Ayrıca Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Şöyle söyleyeyim. Evliyim, İktisat Fakültesi mezunuyum. Bana göre kadın sadece çocuk doğuran, evde çalışan ve eşinin isteği doğrultusunda siyasi tercihler yapan olmamalı. Kendi için karar alan ve uygulayan olmalı. Kadın eşinin arkasında değil, yanında durmalı. Kadının eşinin yanında yürürse kendine olan güveni bir kat daha artar. Bir dahaki sefere de erkek karısına destek verip karısının yanında yürümeyi öğrenmiş olur. Bu güç kadını dünya üzerinde belirleyici en büyük etken yapar. Kadını siyasette görmek, buzdağının arkasını görmek kadar zordur. Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli belirleyicilerinden biri kadınların siyasal hayattaki temsili ve sosyal konumlarıdır. Toplumda erkeklerle sayısal olarak eşit olan kadınlar siyasette ve kamusal alanda aynı eşitliğe sahip olamamaktadırlar. Kadınların siyasal hayatta katılımını teşvik etme ve en temel siyasal haklarını kadınlara teslim etme konusunda birçok batılı ülkeden önce davranan Türkiye, 2000'li yıllara gelindiğinde nasıl olup da kadınların siyasal hayattaki payı dünya sıralamasının en sonlarında yer almaktadır. Kadınların siyasette katılımının önünde engeller yasalarla kaldırılsa da yasaların eşitleyemediği bir alan vardır. O da toplumsal cinsiyet rollerinin biçildiği toplumsal yapıdır. Aile kurumunun yapısına baktığımızda kadınların büyük bir çoğunluğu eşlerinin, çocuklarının ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için evde çalışmaktadır. Aile içinde süren erkek egemenliği siyasal alanı fazlasıyla etkilemiş ve kadının erkeğe tabiyeti bu alanda da devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum Enstitüsü'nün birlikte yaptığı muhafazakarlık hakkındaki araştırma oldukça ilgi çekicidir. Araştırmada kadınlar ve erkekler siyasette, iş hayatında, toplum içinde ve aile hayatında her bakımdan eşit haklara sahip olmalıdır diye düşünenlerin oranı %87 olsa da kadının esas görevinin kocalarına evde hizmet etmek olduğu fikrine katılanların oranı %71'de çıkmıştır. Hatta araştırmaya katılanların %67'si hizmeti aksıyorsa o zaman işi bırakmalı ve ev kadını olmalı.